tanesi magazin kimlikli. Ki onu dün de bahsetmiştik. Diğeri de siyasi kimlikli. Hangisini seçersin? Siyasi kimlikli haber uzun. Peki. Magazini seçelim o zaman. Peki. Ondan sonra da tüketici köşemize geçelim. Evet. Şimdi magazinde şöyle bir gelişme var. Yani magazin dünyasında pek çok ünlünün haberi, evlenmeler, boşanmalar geliyor. Ve 2018 yılı ve 2019 yılı evlenmeler ve boşanmaların çok yoğun olduğu yıllar. Ve şu sıra işte evlenmelerin hemen ardından çocuklar dünyaya geliyor. Çünkü kadınlar genelde hamileyken evleniyorlar. Ünlü eşleriyle ya da ünlü olan kadınlar. Sonra çocuklar dünyaya geliyor ve sonra bir bakıyorsunuz ki insanlar ayrılmaya başlamışlar. Mesela Beren Saat ile Kenan Doğulu arasında bir boşanma iddiaları vardı. Önce karşılıklı demeyeyim, Beren Saat bir şeyler yazdı sosyal medya hesabından. Gene mesela bugünlerde bir şey yazmış. Yakında boşanırlar mı diye millet bakıyor, gözlerinin içine bakıyor. Sonra da mesela insanları evlendirmek için uğraşır magazin medyası. Ama boşanmalarda bir final var. O finalde şu, mesela mahkemeye gidiyorlar, tazminat vermek zorunda, bir de nafaka vermek zorunda. Emre Aşık olayı mı bu? Hayır, Emre Aşık olayı değil. Mesela Demet Şener olayı çok gündemdeydi biliyorsun. Demet Şener dedi ki ben bir kuruş almadım dedi. Ama sürekli de İbrahim Kutlu'ya icra gönderdi. Zamanında ödemedin diye, parayı öde diye filan. Neyse şimdi evlendi. Artık o nafakayı almıyor ama çocuklar için alıyor. Bir 33 bin lira para alıyor ayda çocuklar için. O diyenden Özcan Deniz boşandı karısından. Ki kimse beklemiyordu Özcan Deniz'in boşanmasını. Karısı 50 bin lira istedi. Mahkeme 12.500 lira hükmetti. Aynı şekilde biliyorsunuz Asena Atalay vardı. Caner'in, futbolcu Caner'in eski eşi. O da büyük paralar istemişti. Mahkeme kaç liraya tekabül etti? 7-8 bin liraya. 3 bin liraya. 3 bin. Evet. Artık öyle yani adamın çok zengin olması istediği kadar nafaka koparırım demek tabii ki değil. Tabii ki puantajlar var. Yani şöyle ki puantajlar var. Çocuk varsa durumuna var bakıyor, falan. Çocuğuna bakıyor, yaşantıya bakıyor. Hangi türlü yaşantıya? Mesela Asena Atalay Caner'le evliyken iyi para harcıyordu. Altında son model arabalar, spor arabalar vardı. Şimdi? Sonra ama şimdi öyle bir paralar yok. Öyle bir paralar ortadan kalktı. Mesela bunun en güzel örneği şeydir. Acun Ilıcalı'yla karısı Şeyma Subaşı'nın boşanma hikayesidir. Acun'un yaşam biçimini ona sunmuş olduklarını Şeyma hiçbir zaman yapamaz. Zaten çok Cüneyt Özdemir de onun kitabını okudu ya. Evet. İnanılmaz edebi bulmuş yani. Dalga geçti. YouTube'da resmen, güven izledim o görüntüyü de dalga geçti. Yani resmen fiyi yapmış. Yani şöyle dalga geçti yani gülümsedi. Yani 3 tane editör yazmış. Ben bir editörle yazdım dedi. 3 tane editör neyi düzeltti dedi. Neyi değiştirdi acaba? Ancak o kadar. Nokta. Bir sürü şeyler söyledi Cüneyt Özdemir. Cüneyt iyi koklar haberi. Haberi iyi koklar. İyi. Çok zeki. O Mevlana bir andın yetiştirmesidir. Yarın ben uçuyorum Amerika'ya. Hayırlısıyla diyelim. Cüneyt'e denk gelirsek kazasız belasız gelin. Siz ne diyorsunuz? Sanat dünyasında mesela bizim Nurcan Sabur'un bir iddiası vardı. Önden nişan arkadan düğün yapsınlar. Başka ne yapsınlar bunlar? Şöyle yani? Bir... Önce evlensinler. Damızlık sendromu sonra, diye bir sendromdan bahsediyor. Önce nişanlansınlar, sonra evlensinler, sonra da boşansınlar. Sırayla bunlar bu işler. Böyle hareket ediyorlar yani. Çok çabuk boşanmalara hoş değil. Ben mesela birini seviyorsam ve evlenirsem yapışırım ona. Haberin olsun Savaş. Nikah şahidi misin? Boşanmam diyorsun hiçbir şekilde. Boşanmam. Ölüm ayırır beyazla giderim, beyazla gelirim. Ölüm ayırır diyorsun aynen yani. Öyle. Peki Allah korusun ölümden bahsetmeyelim de. Uçak mı düşecek ne? Şimdi bir haber daha var. O da şu. Biliyorsun toplumda çok infial yaratmıştı bu olay. Nedir? Yeğeniyle ilişki görüntüleri, ilişki demeyelim ona. Çok yakın temas görüntüleri vardı. Ve Burcu Başoğlu yeğenin adı. Murat olayı değil mi? Murat Başoğlu. Hı-hı. Murat Başoğlu'nun abisinin kızı bu. Yeğeni yani, öz yeğeni. Evet, öz yeğeni. Teknede çekilmiş görüntüler var. Çok önce inkar etti. Görüntü. Bir Rus kadını dedi. Sonra o Rus kadını gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yani finalde... Sapıkça bir şey yani bu. Doğru bir şey değil bu.
Bu benden mi senden mi? Benden. Bu tüketici köşesinde bunlar birbirlerine ellerini vermişler, kollarını halledebiliyorlar yani. Hayatları boyunca böyle olmuş, hayatları boyunca. Ve Burcu Başoğlu kocasından boşandı ama kocası tazminat davası açmış. Ve tazminat, 200 bin lira tazminat almış. Az bile. Yani çok... Ben başka şeyler hediye ederdim kocasının yerinde olsa. Evet, sormuyorum. Neler hediye ederdim? Anlayan anladı. Diye. Yani rakamda daha fazla tazminat anlamında söylemedim ben bunu. Başka şeyler hediye ederdim. Peki. Doktor yani Mehmet bu kadar yani midesizlik olmaz yani. Doktor Mehmet bu kadar midesizlik olmaz yani. Bir insan yeğeninle yatacak kadar, birlikte olacak kadar, amcasınla birlikte olacak kadar bizim örf ve adetlerimize ahlaksızlık yani. Zaten kanunlara göre de suç biliyorsun. Yakın akraba bağlantısı olan kişiler arasında nikah olmaz. Ahlak olur. Yurt olmaz. Dışında yaparsın. Yurt dışında olabilir, bilemem. Oranın yasalarına göre olabilir. Yurt dışında yapılan nikah da burada yenilenebiliniyor. Şimdi çok yakın akraba ilişkilerinde nikah biliyorum yok. Yasal anlamda söylemiyorum. Evet. Orada evlenip burada yasal hale getirebiliyorlar sonra. Yani evlilik veyahut da boşanmadan bahsetmiyorum ben. Resmiyette yani belediye bilmem nelerinin ihtiyacı yok yani. Allah biliyor mu? Biliyor. Tabii. Sizin Allah'tan saklıyorsunuz. Halvet olduğunuzu biliyor mu? Biliyor. E zaman yani bu nasıl yani... Hangi ahlaka sığıyor değil mi? Doğru mu? Aynaya baktığından kendinden rahatsız olmuyor musun? Ben şimdi onun abisini veya öbürünün amca, hısım, akraba, dayısının böyle kuralları olmayan bir adamın yanına ne kızımı, çoluğumu, çocuğumu bırakırım ne de o kadının yanına bir tane bir adamla gidip de aynı ortamda yemek yerim. Ben Peki. öyle düşünüyorum.